ABB TV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Gündem Özel yayınının bu haftaki bölümünde Hürriyet Gazetesi Ankara Haber Koordinatörümüz sevgili Fatih Tekeci ve eğitimci yazar Umut Özkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili izleyenler, Fatih Tekeci'nin 2013'ten bu yana vatandaşlardan gelen sorun, talep ve önerileri kaleme aldığı burada okur yazar köşesinin adı biliyorsunuz Başkent Ankara'da bir parkın ismi oldu. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Nasıl gelişti bu süreç? Nasıl bu noktaya gelindi? Hürriyet Ankara kentini yaşayan gazete Hürriyet Ankara 1 Kasım 2013'te sözü aslında Ankaralılara, vatandaşlara verdi. Ve bir okur köşesi doğdu ve bu köşenin adı da Burada Okur Yazar olarak yayınlanmaya başladı. Tabii bu yıl aslında 10. yılımız. Geride kalan bu 10 yılda bu köşe aynı zamanda Ankara'da 3 büyükşehir belediye başkanı da görmüş oldu. Bu süreç içerisinde okurlardan, Hürriyet okurlarından aldığı güçle de sizin de az önce söylediğiniz gibi kentin aslında sorun, talep, öneri her noktasına dokunan bir köşe haline geldi. Vatandaş odaklı bir bağ kurduk diyelim burada. Tabii ki bu park şu anlamda çok kıymetli oldu. Gelinen süreç sonrasında bu 10 yılın sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir parka bu köşenin adını vermiş olması bir vatandaş belediye bağının kurulmasında, buranın vatandaş gazeteciliğinin aslında yaşatılmasında da bir sembol, bir simge haline geldi. Israrcı vatandaş haberciliği de diyebilir miyiz? Kesinlikle. Zaten şöyle, vatandaş haberciliği günümüzde yok olma üzere olan, aslında çok az örneği olan bir gazetecilik halinde. Ankara bu noktada önemli bir örneğe sahip çıktı da diyebiliriz. Çünkü Ankara kentlilik bilincinin yüksek olduğu, aidiyet duygusunun, kente karşı aidiyet duygusunun yüksek olduğu bir şehir. Bu noktada insanlar bu köşe vasıtasıyla şöyle bir örnek verebiliriz. Belki de kendini ilgilendirmeyen herhangi bir çukuru, oraya bir araba düşebilir ya da herhangi birinin kaza yaşamasına sebebi verebilir düşüncesiyle onu bu köşeye taşıdılar. Şöyle de bir parantez açalım. Uzun süredir de Ankara Büyükşehir Belediyesi, burada Büyükşehir Belediyesi içerisinde basın içerisinde kurulan bir medya takip birimi var. Evet. Onların da hakkını şöyle vermek lazım. Medya takip birimi, burada okur yazar köşesinde yer alan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren bütün sorunlarla alakalı İlgili birimlere bu köşede yer alan sorunu ilettiler. İlgili birimden geri dönüş aldılar ve tekrar Burada Okur Yazar köşesine geri bildirimde bulundular. Karar Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin tüm parti gruplarının önergesiyle oluştu değil mi? Bu ismin verilmesinde etkin sebep. Tabii şimdi bu sürecin mimarlarından birisi de hocamız Umut Özkan. Umut Hocam. Evet. Çünkü bu parkın o atıl halini, ben parkın atıl halini görmemiştim. Aslında bu da işin güzel tarafı. Yani ben gazeteci olarak o parkı, o durumunu hiç görmemiştim. Atıl kalan park hakkında sevgili Umut Özkan'ın da bazı önerileri olmuştu. Belediyemiz de sessiz kalmadı. Yeniden projelendirilerek işte çok güzel çalışmalar yapılarak Ankaralıların hizmetine sunuldu. Siz neler düşünüyorsunuz? Fatih Bey'in okur yazar köşesi vatandaşı, yurttaşı kentin içine katan bir köşe. Evet. Şimdi hani kentlilik bilinci diyoruz, kent kültürü diyoruz. Ondan sonra bunların hepsi okur yazar köşesinin içinde var. Biz kentin sorunlarıyla ilgili isteklerimizi, duygularımızı, ne bileyim her şeyi Fatih Bey'in okur yazar köşesinde bulmak mümkün. Hani derler ya, ya bu siyasetçilerin bazıları insana dokunur diye. Evet. Fatih Bey'in köşesi insana dokunan bir köşe. Yani Ankaralı yurttaşların kentle ilgili her türlü sorununu orada dile getirebiliyorsun. Getirdiğin sorun haftaya yetkili tarafından cevaplanıyor. Bu çok güzel bir şey. Hı hı. Yani yurttaşın kentlilik bilinci, kent duyarlılığı ortaya çıkıyor. Ete kemiğe bürünüyor. Bu yüzden ben Fatih Bey'e burada teşekkür ediyorum. Böyle bir köşeyi
Ankara'mıza göbeğini Hürriyet Ankara imzası. Çok güzel bir gelişme tabii, her açıdan. Tabii. Gazetemiz açısından evet. Öyle. Ama bunun tabii hocam sözünüzü kesiyorum tabii, ama tek başımıza bu ne bir gazetenin gücü ne burada benim olağanüstü bir etkin bir gücüm var. Bu bir ekip oldu aslında. Yani burada gazete böyle bir fırsat sunduğu için yani Hürriyet Gazetesi'nin vatandaş gazeteciliğini devam ettirmesi Ankara için çok önemli. Daha sonra bunun okurlar tarafından, Ankaralılar tarafından kabul görmesi ayrı bir önem taşıyor ama bence buradaki olmazsa olmaz yani bu puzzle'ın parçalarından bir tanesi de burada yazılanların kale alınması. Kesinlikle. Bu nokta çok önemli. Yani 2019 seçimi öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey gazetemizi ziyaret ettiğinde okur köşesini dikkatle zaten takip ettiğini söylemişti o dönem. Bu aslında belediye veya gazete, okur, bu köşe ve belediye yani bu çark, evet. İş bu puzzle, bir iş birliği. Ankara Büyükşehir Belediyesi de yakından takip evet. ediyor. Bu puzzle bu birliktelikle ortaya çıkıyor. Aslında bu puzzle'ı biz bütün parçaları tamamladığımızda da önümüze çıkan görsel atıl durumda olan parkın yenilenmesi evet. ve oraya burada okur yazar köşesi levhasının çakılması oldu. Peki neden burada okur yazar köşesi sosyal belediyecilik anlamında önemli bir örnek teşkil etmesi etken mi oldu acaba bu ismin verilmesinde? Tabii burada bu yıl 10. yılı. Aslında bir açıdan Cumhuriyet'in 100. yılı burada okur yazarın 10. yılı. Yani o kadar güzel oldu ki Ankara için. Ben bu anlamda çok da gurur duydum. Benim için çok da ayrı bir önem teşkil etti. Nedeni aslında uzun soluklu olmasında değil mi hocam? Evet. Tabii bir de şu var, gerçek olması. Yani ben ilk günden itibaren bu köşede herhangi bir yerde kendi gördüğüm bir şeyi başka bir isimle yazmaya çalışmadım. Her zaman gerçek isimler kullandım. Mesela okurla sürekli diyaloğa girdim. Hocam gibi çok sayıda bu süreç içerisinde tanıştığım okur, Ankaralı vatandaş var, birebir iletişim kurduğum insanlar var. Yani bir yalanı zaten 10 yıl sürdüremezsiniz. Yani bu köşe gerçek bir köşeydi. Bu gerçeği bütün Ankara kabullendi. En önemlisi burada Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de 4 parti grubu ortak önerge verdi. Evet. Bu kentin bir parçası haline geldi. Büyükşehir Belediyesi de bunu ciddi anlamda bir otokontrol mekanizması olarak doğru şekilde kullandı. Yani Başkent 153, evet. tabii ki o ayrı bir durum, vatandaşların direkt iletişim kurduğu ama burada gazetenin kurmuş olduğu bağ ise vatandaş odaklı. Bu işin içerisinde Büyükşehir Belediyesi biz de varız. Burada yazılan her sorunun çözümü noktasında biz de gayretliyiz dedi. Karşılığını aldık. Epey bir süredir yazıyordunuz. Köşe yazılarınızda taşımıştınız bu mevcut parkın sorunlu olduğuna dair yazıları. Yani asayiş açısından da sıkıntılıydı. Tekin bir yer değildi. Değil mi hocam? Yani evet, sizin... evet sorun var. Peki hani ne oldu da bu dönem yani bu kadar çabuk bekliyor muydunuz? Bu güzel gelişmenin bu kadar çabuk kısa bir zamanda olacağını. Şahsen ben beklemiyordum. Yani şöyle beklemiyordum hocam. Evet. Yani niye bugün noktasında evet. şöyle bir durum oldu. Yani biz 10. yılı zaten. Biz bunun herhangi bir yerde bu köşenin bir gün bir isminin olacağını hiç tahmin bile edemezdim. Aslında burası dedim ya simgelerden bir tanesi oldu. Yani burada okur yazar köşesi öyle sorunlar çözdük aslında kentte. Mesela özel toplu taşıma araçlarındaki validatörler evet. burada okur yazarın ısrarcı, vatandaşların ısrarcı talepleri sonrasında hepsi Ankara Kart'a geçti. Ne bileyim, daha önceden bu kentte gazda kota uygulaması vardı. O uygulama ortadan kalktı. Pil sorunları vardı insanların sayaçlarında. O sorun ortadan kalktı. En çok vatandaşlar şeyden şikayet ediyordu, asfalt katılım payından. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu konuda da biz vatandaşlardan bu parayı almayacağız. Mahsuplaşacağız açıklaması yapmıştı yine. Yani birçok müjdeler verildi, birçok sorunlar çözüldü. Park aslında gelinen noktada 10 yılın sonunda burada okur yazara sahip çıkan kentin ve bu köşeyi bir ciddi anlamda oldu. Takip eden Büyükşehir Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin taşlandırması oldu diyebiliriz. Yani yaklaşık 10 yıldır WhatsApp hattınıza gelen iletilerle hazırladığınız bu köşenin geçen süre zarfında başkentin birçok sorununa katkı sağladığını söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani burada bireysel mahalle sokak sorunları ya da
taleplerin dışında kentin tamamını ilgilendiren sorunlar da var. Yani burada toplu taşımada bir durum aksıyorsa, bir talep varsa, ne bileyim EgoCep'te uygulamasında bir sıkıntı varsa mesela, vatandaş bunu yazdığında Büyükşehir Belediyesi bunu EGO Genel Müdürlüğü'ne iletiyor, basın birimi. EGO Genel Müdürlüğü de bununla ilgili geri dönüş yapıyor. Varsa bir sorun onu çözüyor. Yani aslında burada bir kente biz bir nevi ayna tutmuş oluyoruz. Siz neler söylemek istersiniz Sayın Umut Özkan? Evet, bir okurun bir gazetenin köşesine bir isteğini yansıtmasıyla birlikte bir insanlık hikayesi oluşmuş. Evet. Düşünün yani, bir parka sizin yazınızla çiçekler dikiliyor. Köşenizin adı veriliyor. Ondan sonra bir park çocukların oynadığı bir hale geliyor. Eskiden o görüntüyü göremiyorsun. Çok kötü bir park, kırmızı güllerin, beyaz çiçeklerin, insanların koşuştuğu, yürüdüğü bir hale geliyor. Tabii bundan mutlu olmak mümkün mü? Ama bunun o köşeyi okurlara açan, o köşede bizim dertlerimize tercüman olan bir isim var. Okur yazar köşesi ve Fatih Bey. Bizim yazılarımızı değerlendiriyor en iyi şekilde. Okura dönüyor sonra. Öyle bir özelliği var Fatih Bey'in. Okura dönüyor, diyor ki ya şurada şu yazıyı, şu kelimeyi şöyle koysak falan diye de soran bir gazeteci Fatih Bey. O yüzden çok mutlu olmak mümkün mü? Çok gurur verici bir gelişme. Kesinlikle. Tabii, bir insanlık hikayesi yani. Tabela nasıl dikildi? O parkın bir hikaye örgüsü var. Kahramanları kim? Yeri kim? Zamanı kim? Yani bir insanlık hikayesi var. Anlatılsa 4-5 sayfa bir hikaye öykü olur oranın, o parkın oluşumu. Ama Fatih Bey'in geçen gün köşesinde yazdığı çok güzel bir yazı var. Diyor ki bu parkın, köşenin bu parka verilmesi, isminin verilmesi bizim okurlarımızın hepsinin katkısıyla oluşmuş. Kesinlikle hocam. Bir tabeladır o diyor. Çok güzel bir şey. Çünkü bir kaba taslak bir hesap yapsak, evet hocam, 10 yılın sonunda yaklaşık 8 bin, belki 8-10 bin bandında burada sorun, şikayet ya da öneri yer almıştır. Yani bu aslında ciddi de bir rakam. Bir köşenin de zaten 10 yıl olması aynı isimle, o da artık günümüz için söylüyorum, bir gazete için söylüyorum bunu. Çünkü bu bir sadece dijital ortamda çıkan bir köşe değil. Aynı şunu yakalayamıyorsunuz bir de. Mesela bu sosyal medya hesaplarında da kentle ilgili sıkıntıların paylaşıldığı yerler var ama orada bence kente karşı aidiyet ve duygu eksik. Gazete hala bu duyguyu devam ettiriyor. Mesela şu anda kent, Ankara Kent Konseyi'nde bu programı yapıyoruz. Yani Ankara aslında böyle biraz daha kent odaklı, insanların aidiyet duygusunu hissettikleri bir kent. Bu durumu ben hocama da söylemiştim. Bu köşeyi İstanbul'da yapamazsınız. Yani tamamını bırakın, İstanbul'un Anadolu yakasında da yapamazsınız. Bu kadar uzun soluklu olmaz. Bu kadar bir bağ kurulmuş olmaz. O yüzden Ankara özel bir şehir. Ankara'yı seviyoruz. Ankara, evet, daha güzel olsun istiyoruz. Ankara daha yaşanabilir hale geliyor. Kesinlikle. Yani. Fatih Bey'in köşesinde dile getirdiğimiz sorunlar çözüldükçe Ankara'da kentlilik bilinci daha da artıyor. Yaşanabilirlik, refah düzeyi daha da artıyor. Evet. Hocam şuradan da ekleyeyim o. Tabii. Yani, şimdi burada yazdığımız yazılar, onun altını özellikle çizmek istiyorum. Geri dönüşü olmasa bu kadar etkili olmaz. Yani buradaki en önemli hususlardan tabii bir tanesi. Tabii yetkili hemen cevap veriyor. Karşı tarafın, evet, zaten bu sürecin içinde olması. Bu noktada da ben özellikle de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de, Ankara Büyükşehir Belediyesi basın yayın, burada evet, Volkan Bey, evet, de mesela paylaşır. Ankara Büyükşehir Belediyesi basın yayın koordinatörü Volkan Memduh Gültekin okur köşesini takip eder, zaman zaman paylaşımda bulunur. Bunun ilgili birimlere gidip EGO, ASKİ, fen işleri vesaire geri dönüşü alınması bizi 10. yılın sonuna getirdi. Nice daha 10 yıllar olsun. 10 yıllar olsun. Sadece o okur, evet, köşesi için değil, bence vatandaş gazeteciliğinin devamı açısından da parkımız simge olmuştur. Evet. Ankara için de
güzel bir örnek aldık. Hayırlı uğurlu olsun Ankara'mıza. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Fatih Tekeci, Umut Özkan, iyi ki geldiniz. Ankara içinde çok güzel bir farkındalık oluşturdunuz. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Biz de size ve ABB TV'ye teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bizler de buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere tüm parti gruplarının meclis üyelerine de teşekkürlerimizi ileterek programı kapatmış olalım. Haftaya bir başka bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.